CBK gelişim maçıyla yorumlarıma devam edeceğim. E, Turgutlu ne istediğini bilen, ne oynayacağını sezon başında koç kafasında planlamış, ona göre bir yabancı almış, ona göre bir kadro planlaması yapmış. Fiyat performans açısından bence çok üst seviye bir kadro kurdu koç. E, takımın e, maliyetini de sonradan Sümeyya transferiyle artsa da ...gayet uygun fiyata kurduğunu biliyorum. E, CBK gelişimde ise yabancı oyuncu sakatlığından dolayı e, oynayamadı. Artık takımın başında Yusuf Koç var. Halil Koç, e, yardımcı koç gibi e, daha çok takımda e, görev alıyor. Yusuf Koç'un gelmesi bence takımın e, özgüvenini biraz daha arttırmış. Ve e, geçen hafta CBK gelişim yabancısı sakatlanana kadar maçın içindeydi. Kazanma raddesine getirdi. Yabancısı çıktıktan sonra emlak gelişime yenildiler. Bence Yusuf Koç yabancıyı daha efektif daha rahat ve serbest kullanacak gibime geliyor. Tabi başka şeyler yoksa yani ayrılmadıysa ama sakat olduğunu biliyorum. Maça gelirsek Koç Fariye'yi 4 numara gibi oynatıyor ama bir 4 numaradan istenilen şeyler arasında normalde bizim takımlarımız 4-5 Picanor'u oynamaz ama Fariye bir 3 numara gibi 2 numara gibi Picanor'u oynatıyor koç. 4-5 savunma savunulması zordur zaten. Koç da bunu istiyor ve Fariye e, stop jam shot'ı çok üst seviye olduğu için özellikle ayakları yavaş e, 5 numaralar Fariye'nin üstüne çıkamayacağı için Fariye oradan kendine pozisyon yaratabilir. Ama kendi yabancısının iyi screen yapması lazım. Yani şöyle bir pozisyon oturuyorum. Fariye kendi yabancısıyla Picanol oynarken onu tutan oyuncu İdal Yavuz'du. İdal biraz kalın bir center. Pivot doğal olarak gömülü kalıyor biraz daha. Fariye'nin orada hızlı karar vermesi gerekiyor. Hızlı kararı verip gerekirse kaçırsın. Ama o hızlı kararı verdiğinde onun... Ee, i̇deal daha agresif ona yükselecek. Bu sefer yabancı daha rahat turnike atacak veya bitirecek. Ee, Fariyenin biraz e, pozisyonu önceden oynayıp hızlı sonuçlandırması. Pas verecekse de hızlı, drive edecekse de hızlı, şut atacaksa da hızlı. Fahriye ile çalıştığım için biliyorum üst seviye bir yetenek gerçekten mental sorunlarını çözerse ki kadın basketbolunda herkes de bu var ne yazık ki Fariye e, çok önemli bir oyuncu yani Türk kadınlar liginin bence starlarından biri olabilecek yeteneğe sahip zaten artık tecrübeli de oyuncu diye bakıyoruz genç oyuncu diye bakmıyoruz ama e, Sezen'le koçun başlaması Fariye'yi düşürmemesi gerekiyor bence koç şu anda e, bazı denemeler yapıyor Fariye'ye. 13'te 1 attı sanırım Adana maçında. Yani kötü yüzdeyle oynadı. Buna takılmaması gerekiyor Fahriye'nin. Daha daha istemeye devam etmesi gerekiyor. Sezen de ilk 4.5-5 dakika istenileni veremeyince iki tane şut denedi sanırım üçlük sokamayınca koç hemen fariye'ye döndü ve fariye de iyi başladı. Bir tane 3 soktu, bir tane piken rol oynadı tepeden, oradan istediklerini koç istediğini aldı. Yani dediğim gibi Rona'yı tam takımın iste her takımın istediği oyuncu. Hem iyi bir görev adamı, hem de yıldız oyuncu artık Ronay. Tempoyu seviyor, koşmayı seviyor, transition Offense'de top kullanmayı seviyor. Ama Deniz Üsun'u e ayrı bir parantez açacağım. Eee Ronay ve Deniz'le de çalıştığım için ikisini de biliyorum. Deniz bu camiada bulunabilecek zor karakterlerden biri. Olumlu anlamda söylüyorum. Yani düzgün kişiliğiyle de e, her takımda olması gereken bir insan. E, ama mesela bu son iki haftadır iyi oynuyor kabul. Ama bazı maç mesela dört sayıyla çıkıyor. Bazı maç üç sayıyla çıkıyor. Bu istikrarsızlığı çözmesi gerekiyor. Deniz bu ligin önemli oyuncularından biri. Geçen sene Botaş'ta Süper Lig'di. Ondan önceki sene Rize ile Süper Lig'di. Rize Yüz, TKB'den Süper Lig'e çıkartan kadronun en önemli oyuncularından biriydi. Eee... Denizin artık e, bu dalgalanmaları çözmesi gerekiyor. Yani ben koç olarak düşünmem gerekiyor ki Deniz bana bu maç 12 sayıyı verir zaten iyi bir savunmacı zaten yüreğini koyacağını biliyoruz ama e, Çanakkale maçı sanırım yani bir iki maçını hatırlıyorum istatistik olarak iyi durumda değildi e, Turgutlu'nun İlerleyen dönemlerdeki problemleri bence Kırklareli maçında da bu ortaya çıktı. Çanakkale maçında da bu ortaya çıktı. Ee, bence problem e, durmayı bilmiyorlar. Yağmur Sümeyye aynı iki tane gard. Yağmur biraz daha iyi bir pasör. Ama e, pas fundamentalı, sağ görüşü, üst seviyemi, oyunun temposunu ayarlama konusunda... Tabii ki de koç da istiyor olabilir. Hiç durmayın da diyor olabilir koç. Ama bir sakin kalalım. Sete sette de bizi iyi takımımızı takımı oldu. Sete sette de iyi takım olduğunu Turgutlu'nun artık görmemiz gerekiyor. Lig devam ettikçe artık oyuncular yorulacak. Playoff'larda 3 günde 2 günde bir maç oynanacak. Yorucu deplasmanlar olacak. Bu tempo bütün sezon mümkün değil. Koç'u çok iyi tanıyorum. Beraber çalıştık. Ben de tempo basketbolunu seviyorum. Ama kadın basketbolunda sezonun sonunu göremiyor. Göremezler. Yani olmayacak ki tempo düştüğünde maç kaybediyorlar zaten. O yüzden ki çünkü yabancıları da... Hani verelim yabancıya Sasha gibi oynasın. Veya verelim yabancıya Evans gibi oynasın bir yabancı değil. Bu takım kimyası için... Ee bir Türk gibi oynayan bir yabancı açıkçası. Her zaman öne çıkan bir yabancı değil. Olmayacak da açık söyleyeyim. Yani böyle kısaların varsa ve koç da daha çok tempo istiyorsa e, bu yabancı birebir de kendi pozisyonunu yaratabilen bir yabancı da değil. Zaten bence bir dört numara. Net bir dört numara. Ama isteği, temposu Ribanda alıp ortaya girmesi koç için bence geçerli. Yani bu böyle bir basketbol oynamak istediği için bu yabancı almasını e, şaşırt almasına şaşırmadım açıkçası. E, ve fiyatına göre de kötü iş yapmıyor yani e, fiyatını düşündüğümde. Ama dediğim gibi kadın basketbolunda biraz daha yarı saha basketbolunu koç koçun zayıflığı değil bu. Ama bence B planını da artık düşünmesi gerekiyor. Sezon öncesi de ona söyledim, şimdi de söylüyorum. E, bence ligin şu anda e, geçen seneden itibaren head koçluğa başladı. Eee çok net takımına hakim. Ee, yakın arkadaşım olduğu için onun suratına da söylediğim için şimdi de söyleyeceğim. Kendi tercihi kesinlikle kontrolü kaybetmiyor. Ve bunu benden duyacağınız için bence şaşıracaksınız. Çok agresif. Bazen sakin kalmak gerekiyor. Yani dediğim gibi bunu benden duyacağınız için şaşıracağınızı düşünüyorum. Ama, e, ama bu İstem Koç'un tarzı değil. Yani e, İstem Koç eminim takım çok seviyor. Eminim yani çok eğlencelidir. Sosyal hayatta konuşmaktan keyif alırsın. Miza anlayışı güzeldir. Ama maç içinde bu onun tercihi. Hani hep takımı istim üstünde tutmak istiyor. Yine dediğim gibi sezon sonuna doğru psikolojik yıpranmalar olabilir. Kendim de yaşadığım için artık kadınlar bıkabilir. Erkek basketbolunda bunu fazla önemsemiyorlar belki de. Ama kadın basketbolunda artık kafalarında yeter artık ve dedirtebiliriz kadınlara. Buna biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi yarı saha basketbolunda daha oyunculara e, oyuncuları kullanabilecek setler detaylara değer verilen oyuncuların de, detaylara değer verdiği setler e, kullanılırsa ben Turgutlu'nun ligin e, TKB'ye çıkacak ikinci takımı olduğunu düşünüyorum. Yani artık güre çıktı bunu şey yapmamıza gerek yok. Ama Turgutlu'nun çok üst seviye bir koçları var. Çok müthiş bir takım kimyaları var. Çok belli. Ee, burada Turgutlu'nun e, ikinci takım olarak üstüge çıkacağını düşünüyorum. E, Sümeyya Yağmur zaten standartları var. E, bence ligin iyi e gardları. Sema Şenol müthiş bir fırsat transferi koçu tebrik ederim. Ben hep diyordum gideceğim takıma semayı almam lazım. Çok iyi bir görev adamı, çok doğru bir karakter. Koçla da konuştuğumuzda evet onun e, özelliklerini o da evet çok memnun olduğunu söyledi. Sezen Fahri'ye e, meçabı var, rotasyonu var. O da orayı arada semayı dörde çekebilir koç aslında. Ama ben sene başında dediğim gibi bu takıma bir gerçek dört numara bazen işe yarayabilir. Bu takım üstüge çıkmak istiyorsa benim şahsi görüşüm yabancıyı değiştirmeli, yabancıyı değiştirip kendi pozisyonunu yaratabilen postap olur, face to face olur ama kendi pozisyonunu yaratabilen winner bir yabancı aldığında bu takım kesinlikle üstügü garanti olacaktır. Ee, dediğim gibi 4 numarada gerçek bir 4 numarayla da oynamak Fariye'yi de biraz rahatlatacaktır. Fariye'yi bir tanıdığım kadarıyla zaten Fariye şu an 4 numara tuttuğu için de ki takım 1 2 3 4 her şey switch yapıyor ki 4 de tutmuyor aslında. Pozisyonların devamında Fariye'yi atıyorum. 2 numarayı tutuyor. Fariye bunlara takılır. Bunlara takılacaktır. Ee, ama Fariye'yi biraz bu bu tarz oyuncuları biraz mutlu etmek gerekiyor. Yani e Yabancı da onun istediği screen'i yapamadığı için Fahriye istediği pozisyonları bulamıyor. Biz mesela Fariye'den nasıl faydalanıyorduk? Lig tarihinin bence en iyi screen yapan oyuncusu Saynur Tozlu'yu diyorduk ki Saynur buna çok iyi screen yapacaksın. Fahriye de zaten gözü kapalı sokuyorduk. Onu otomatiğe bağlamış durumda. Ee, ya yabancıya diyeceksin abla buna iyi screen yap. Buna uzun süreli iyi bir screen yap. Bu kendi atacak. Sana yaratmak zorunda değil. Ya da Fariye diyeceksin ki Fahriye yabancımız bu özellikte daha hızlı karar ver. Ee, dediğim gibi e, CBK'yı e, yorumlama kısmında misyonları olan bir takım. E, koşmaya dayalı koç oynatıyor. Uzun var vadeliğinden düşeceklerini kesinlikle düşünmüyorum. Yabancıyı kaybetmezlerse yabancıları olması lazım. E, Yusuf Koç e, bence o takıma olumlu bir e, etki etmiş. E, Turgutlu'yu galibiyetten dolayı tebrik ederim. E, Çukurova takımına geçmiş olsun diliyorum. E, önümüzdeki hafta her iki takıma da başarılar diliyorum.